Kurban tarafında da paletleri tekrardan yaratan kurban falan gelmiş galiba. Alo. Oğlum çekiş hızına bak. Çok iyi lan. Oho, helal lan sana. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosunu anın, hepinize selamlar. Gençler, aylar önce gelen ve çok sevdiğimiz 2v8 modu tekrar geldi. Şöyle göstereyim, 26 Kasım'a kadar devam edecek. 2 hafta sürecek olan bir etkinlik yani. Dün geldi oyuna. İlk önce, bir önceki gelen 2v8 modundan farklarını anlatayım. İlk olarak gördüğünüz gibi 3 tane yeni katil eklendi arkadaşlar. Spirit, Deathslinger ve Blight. Diğer 5 katil zaten vardı. Bir diğer olayı, katillerin 4 tane özelliği vardı. İlk 2 tanesi katile ait spesifik bir özellikti. Diğer ikisi de tüm katillerde ortak olan bir özellikti. Bunu şöyle yapmışlar. Alt kısma 4 tane sınıf getirmişler katillerde. İlk yetenek her zaman katilin kendisine ait oluyor. İşte Huntress'seniz Huntress'e ait, Nurse'seniz Nurse'a ait bir özel yetenek oluyor. Şu kalan 2 özellik ise altta seçtiğiniz sınıfa göre bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Hangi sınıfı seçerseniz alta gelen 2 özellik bütün katillerde aynı. Yani şu an gölge sınıfındayım. Deathslinger'ın gölge sınıfıyla Trapper'ın gölge sınıfı farklı değil. Tamamen aynı. Sadece şu ilk baştaki özellik fark ediyor. Şimdi dilerseniz şu tüm katillerde ortak olan özellikleri tüm sınıflarla beraber anlatayım merak edenler için. Şu özel yeteneğini de o an hangi katili oynayacaksam o katilin maçından önce anlatayım ki kafa karışıklığı olmasın. Gölge sınıfının ilk yeteneği takım arkadaşımızın 32 metre yakınındayken aktarana kadar tespit edilemez durum etkisi kazanırsın diyor. Aktarana kadar dediği birisini sırtımıza alıp kancaya götürmek olabilir. Çünkü birisini sırtınıza aldığınız zaman omzunuza doğru atma animasyonu bittiği zaman direkt olarak kancaya ışınlıyor kişiye. Bu aktarana kadar kısmını ben öyle anladım. Umarım yanlış değildir. İkinci maddesi, bir kurbanı herhangi bir şekilde yaraladığınızda tespit edilemez durum etkisi 12 saniyeliğinde takım arkadaşınıza geçiyor. Bu tespit edilemez durum efekti de katilin kalp atış sesi ve kızıl lekesi yok demek. 30 saniye bekleme süresi varmış bu yeteneğin. Gölge sınıfının ikinci özelliği de takım arkadaşınız bir kurbanı kovalamaya başladığı zaman o kurbanın haresini 4 saniye boyunca görüyorsunuz. Şimdi korku tellalı sınıfının ilk yeteneğindeyiz. Görünmediğimizde %5 sürat kazanıyoruz. Yani o an herhangi bir kurbanla kovalamaca da değilsek anlamında söylüyor bunu sanırım. Takım arkadaşımızdan 16 metreden daha uzak bir mesafedeyken bir kurbanı yaraladığımız zaman takım arkadaşımız 10 saniyeliğine %10 sürat durum efekti kazanıyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu avantajı. İkinci özelliğimizde bir jeneratör tamir edildiği zaman yozlaşma kafesine gönderilmeyen kurbanların harelerini fazladan 4 saniye boyunca görüyoruz. Jeneratör bittiği zaman kurbanların yerini görüyordu ya katiller. İşte fazladan 4 saniye görüyoruz. Yozlaşma kafesi dediği de kancaya asma mantığı gibi düşünün. Zalim sınıfının ilk yeteneği kırma eylemi hızını %25 arttırıyor. Aynı zamanda kırma eylemi gerçekleştirdiğimiz zaman yani işte bir palet kırıp ya da jeneratör tekmelediğimiz zaman 32 metre yakınımızdaki takım arkadaşımız 8 saniyeliğine %10 sürat durum efekti kazanıyor. 30 saniye bekleme süresi var. İkinci özelliğimiz de jeneratör tekmeleme eylemi gerçekleştirdikten sonra kovaladığımız son kurbanın haresini o kurbanın 8 metre yakınındayken görebiliyoruz. Ve son sınıf olan infazcı sınıfının yeteneği yaralı bir kurbanı kovalarken %3 sürat durum efekti kazanıyoruz. Takım arkadaşımız bizim 32 metre yakınımızdayken bir kurbana vurduğu zaman o kurban infazcının işaretini alıyor ve o kurbanın haresini 12 saniye boyunca görebiliyoruz. Eğer bu infazcı işareti alan kurbanı yere düşürürsek işaretini tüketiyor ve takım arkadaşımızın atılma menzili 15 saniyeliğine %60 artıyor. Daha uzak mesafelere vurabiliyor yani. Ve son özelliğimizde jeneratörü tekmeledikten sonra kovaladığımız son kurbanın haresini fazladan 4 saniye boyunca görebiliyoruz. Deathslinger'ın özel yeteneği de şu arkadaşlar, silahımızın doldurma hızını yani reload atma hızını 0.6 saniye azaltıyor. Çok daha hızlı reload atıyoruz ve silahımız ile tuttuğumuz bir kurbanı kendimize çekme hızını 0.24 metre bölü saniye arttırıyor. Çok daha hızlı çekiyoruz kendimize. Kurban tarafına da yeni sınıflar gelmiş bu arada. Bu videoda olur mu bilmiyorum ama en kötü ihtimalle yarın kurban tarafını da göstereceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Katil tarafında inanılmaz uzun buluyor maçı. Ben yeni gelen 3 katilde oynamak istediğim için bu videoda katil tarafına ağırlık vereceğim. Allah'ım marazla birlikte doğdum anasını. Ne yapıyorsun la? La kerata ne yaptın? Hadi bakalım marazcım. Oğlum adam benden güç aldı lan. Maraz'ın özelliklerine de bakacağız arkadaşlar. Maraz'a da geçeceğiz, merak etmeyin. Adam bana çarptı. Kurban tarafına da paletleri tekrardan yaratan kurban falan gelmiş galiba. Alo. Oğlum çekiş hızına bak. Çok iyi lan. Oho, helal lan sana. Ben yapıştırayım yine bir tane. Gel 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 gel. Kral şunu da alalım. Yapıştır onu da aslanım. Oğlum helal lan sana. Takımma var ya, bir canavar geldi. Dur şunu bir tekmeleyelim. Tekmeleyince kurbanların yerini mi gösteriyordu? Ne oluyordu? Bir... Aynen. Gel 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 gel. Çok güzel, yaralamayı başardık. Reis devam et. Oğlum muhteşem bir ikili olduk adamla.
Aptan. Leon Zorot diye bir fake. Okey. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle bir mantık var. Eskiden direkt gönderiyordunuz. Şimdi sırtınıza alıyorsunuz. Ha, bu animasyon bittiği zaman gidiyor. Yani bu şunu sağlıyor. Flash save atma ihtimaliniz var artık. Kurban tarafındayken. Lan oğlum, kalkmadın. Şu jeni bir bozalım yine. Görelim bakalım ne var ne yok. Bizim adam da görüyordu galiba ben tekmeleyince. Tam emin değilim ama. Merhaba. Reis, indirelim şunu. Gel bakalım, gel. Sable oradan. Oğlum bir şey diyeceğim ya, şu modda var ya, normal katil özellikleri de şöyle olsa ana oyunda, o kadar fazla ekstra keyif alacağım ki. Hadi kıralım hadi. Kırmadan bir şey yapabilir miyim dedim de. Oy, nasıl değmedi lan o? Sable ne yapıyorsun? Gel bakalım, gel. Death Slinger'ım da kalındır ha. Kafamızı gömelim de flash falan yemeyelim. Yalnız bizim maraz da iyi ha. Şuradasın. Uhuhu! Efendim? Lan ne yaptın? Demir testere mi vardı yanında? Ne yaptın? Çeyik çekti lan. Oğlum kanca mı çekti? Kopardı daha doğrusu, çekti ne ya? Biraz hook almamız lazım. Bizim adama yardım. Bizim adama yardım. Turpo quickscope'ları ile devireceksin o paleti. Evet, aynen öyle. Nereye kaçtın? Bu tarafa mı? Okey, bunu almaya çalışalım. O palet niye devrik? Kate sakin ol. Şu an varını yoğunu bıraktın, arkana bakmadan koşuyorsun. Güzel. Oğlum hiç mi kill alamadık lan daha? O kadar hook aldık. Bakayım bunun kaçıncı asılışı? Okey, bunun da ikiymiş. Bayağı hook aldık aslında ama. Katilleri sınıflarını da sırayla oynayacağım bu arada. Tespit edilemez veriyor şu an, gölge sınıfındayım. Ya hacı babam ne yapıyorsun ya? Kurban sınıflarını da merak ediyorum. Dediğim gibi kurban tarafına da geçeceğim. Güzelsin Maras. Okey, dur şunu da ben almaya çalışayım. Aynen öyle. Ya kostümü o kadar tatlı ki şu Fengmin'in. Gerçekten şu Fengmin'lere şey yapamıyorum ya. Laf edemiyorum yani. Çok tatlı geliyorlar bana. Oo, yine Can Rush ediyor. Oğlum nasıl kill alamadık lan? İyi başlamıştık. Okey, geliyorum. Yardıma geliyorum Blight'cum. Oy, ne diyorsun lan Purpa? Lan bıraksana hayvan herif. Oğlum benim lokmam da o, anasını satayım. What the fuck? Kafasının üstünden gitti galiba. Oğlum Death Slinger bu oyunda oynamaktan en keyif aldığım katiller arasına giriyor yakın zamanda. Eğime de güveniyorum yani hafiften. Acayip sarıyor. Okey, bakalım belki şuradan çeviririz. Blight'la şimdi onun jeneratörleri kontrol etmesi lazım. Daha güçlü çünkü jeneratör kontrol şeyi onun. Yaralıyı gördük, şuradan önüne çıkmaya çalışacağız. Merhabalar. Zekicesin Purpo. Bir şey diyeceğim, palet save'i bekliyor olabilir diyeceğim. Flash save bekliyormuş. Kaç kill almışız? 1. Bunun ilk asılışı mı? Nasıl ya? Sen ne yaptın oğlum maç boyu? Saklandın mı? Ya Feng vallahi çok tatlısın. Artık sana bir şey diyemeyeceğim. Bir de iz veriyor ya. İz verip girmiş ya bir de. Feng de öldü galiba. Tamam. Şu an tespit edilemez durum efektindeyim ben. Reis, sen bir canları dolan bakayım. Bulduk mu birini? Güzel. Beraber mi indirsek onu? Sen tekmele. Dur bakayım. Ah lan, bir daha vur. Tamam, ben alırım. İyiyiz. Hemen gönderiyorum. Sen canlara devam et. Bu arada arkadaşlar, şu an solo çektiğime bakmayın. 1-2 gün içerisinde bir aksilik olmazsa İbo ile duo şeklinde de çekeceğiz, haberiniz olsun. Alo, geldim ama. Oğlum bu ne olunca oluyor ya? Ha, yakınımda başka birisi hit aldığı zaman mı oluyor? Katil yakınında başka birisine hit verdiği zaman anladığım kadarıyla benim tuttuğum kişinin kancası kopuyor galiba. Ben öyle anladım. Bir yanlışım yoksa eğer. İnanılmaz eğlenceli mod ya, var ya Death Slinger'la falan felaket olmuş. Merhabalar Claude'cum. Adam benim önüme saldı Claude'u, anasını satayım. Sürekli chase atıyorsun ya, yani benim bu oyunda killer tarafında da, efendime söyleyeyim kurban tarafında da en keyif aldığım şey chase atmaktır yani. Hani iyi topladık lan maçı. 4-2'de çıktık. Allah da benim ağzımı kahretsin, değil mi? Ben niye test edilemezdim şu an? Tüm canlar bitince falan mı öyle oluyoruz acaba? 3 kapı var bir de, değil mi? Aynen 3 kapı var. Oğlum bu hangi kurban sınıfıymış lan? Hiç iz falan bırakmadı. Merhabalar Leon'cum. Ya Leon. MTV oğlum. Tatlı bir denemeydi. Güzel, iyi çevirdik maçı. Vallahi iyi çevirdik. Bunun kaçıncı asılışı oldu? Bunun da sonu olmuş. 2 kurban kaldı. Birisini bizim adam kovalıyor. İndirdi. Süpersin lan sen. Yanımdaki adam da çok iyi oynadı. Vallahi süper oynadı. Bana çok yardımcı oldu. Okey. Hatch'ten gitti o da. Güzel. 7 kill ilk maçtan. Bayağı güzeldi. Acayip keyifliydi. Bizim adam 37 bin puan yapmış. Biz de 35 bin yapmışız. Yani ikimiz de birbirimize çok güzel destek olmuşuz. Death Slinger main olma yolunda ilerliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ben size hep şeyi diyorum. Hani bir karakterle maç kazanmaktansa o karakter
karakterle oynarken keyif almayı tercih ederim diye. Klan benim için böyle bir katil. Meçhul de böyle bir katil. Zaten karakterle keyif alıyorsan maçların birçoğunda kazanıyorsun. Çünkü daha sakin kafayla, daha rahat oynuyorsun. O yüzden Deathslinger net bir şekilde o yolda ilerliyor. Çok keyif alıyorum son zamanlarda Deathslinger oynamaktan. Şimdi geçtik Spirit'e arkadaşlar. Zaten dediğim gibi hani şu ortak özellikleri anlatmıştım. Baştan anlatmayacağım. Direkt kendi yeteneğini anlatayım. Özelliğimizin süresini 3 saniye arttırıyor. 3 saniye daha fazla kullanabiliyoruz normale göre. Özelliğimizin bekleme süresini 0,33 saniye arttırıyor. Ve özelliğimizin yürüme hızını 0,2 oranında arttırıyor. Daha hızlı gidiyoruz özelliğimizde yani. Gençler, bu arada sizden bir ricam var. Bu konudan daha öncesinde de bahsetmiştim ama herkesin tabii denk gelmesi, duyması zor bir ihtimal. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Ben böyle 4-5 video atıp 1-2 gün dinlenme safına geçiyorum. O dinlenme dediğim de hani böyle keyif çatmak, göt devirmek değil. Başka işlerimi hallediyorum. Soru cevap videosunda zaten yoğun bir tempom olduğunu anlatmıştım sizlere. Ama bu 1-2 günlük sürede hemen böyle birkaç yorum geliyor. İşte yine mi düzeni bozdun? Bir şey mi oldu falan hani. Bu bana biraz stres yaptırıyor. Hani ben böyle 1-2 gün dinlenmek istediğimde sanki böyle insanlar bunun bahane olduğunu düşünecekmiş gibi falan stres yapıyorum. Bunun böyle olmaması için yani şimdiden söylüyorum. 4-5 gün video atarım, 1-2 gün dinlenirim. 7-8 gün video atarım, 1 gün dinlenirim. 3 gün video atarım, 1 gün dinlenirim gibisinden o anki duruma göre hani böyle birer ikişer günlük aralar olacak. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Ama genel düzende hiçbir bozulma olmayacak. Bu arada Spirit ve Nursus oyunun en güçlü iki katili bir arada. Aynı maçta. İnanılmaz bir olay olduğunu farkındayım. Helal lan Nurs. Güzel. Direkt onu aldık. Ben şimdi jenleri bir gezeyim. Okey, özelliğimiz hızlı ve 3 saniye fazladan. Evet, güzel. Oğlum jen koydukları yerlere bak. Haritayı hayvan gibi büyütmüşler. Bu nasıl ölü itbarı lan? Ölmeyen itbarı bu. Vur ona. Çok iyisin. Dur şimdi ben onu alacağım. Sen oraya git. Okey, okey, okey. Biraz kaçırmış olabilirim. Sıkıntı yok. Düşürürüm. Gayet güzel. Yalnız fena can rush'ıyoruz şu an. Umarım bir önceki maç gibi toparlarız sonradan. Uzun süredir Spirit oynamadığım için şu an ses kasmada biraz zorlanıyorum. Bir de ben Spirit oynarken genelde oyunun sesini açıyordum. Bu sefer unuttum. Şu an 6 alırsam da hoş olmaz. Çok iyisin. Yolla bana. Süpersin. Oyunun en güçlü iki katili aynı maçta. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar şunu? Yani teorik olarak düşündüğünüz zaman inanılmaz bir şey. Sizi var ya sizi. Sizi var ya sizi. Sizi var ya sizi. Hocam vallahi ne yaptığını anlamadım. Eğer ki bir problemin, bir şeyin varsa çözeriz yani. Sen hiç merak etme. Ben seni düşürmezdim orada. Cidden bir problemin falan varsa gel bana anlat. Ben sana zarar vermezdim. Dur şu jeni bozayım da öyle gideyim ona. Çevresindekileri falan görelim. Sprint attı. Tamam. Bu da sprint bekletiyor galiba. Bu da attı. Okey, batırdı. İlk hitini alacak, sonra özelliğe geçeceğiz. Geldik de tekrar içeri atlayacak. Güzel, akıllı oynuyor bu. Fest attı bir de, çakala bak sen. Ya. Çakal bir de var ya, o jen olayıyla görmesem hayatta ben onu bulamazdım. Güzel çıktık önüne. Acaba sesi oraya verip pencereden atlar mı diye içeri girdim. Atlamadı ama yine de önüne çıktık. Güzel oldu. Bakalım bu maçı da çevirmeye çalışacağız. Sağlam bir generation yiyoruz şu an. Öyle böyle değil. Ooo maşallah. Selamlar. Çok iyi oldu burası. Tam o Nerd Spirit kombosunu şu an görmüş olduk. Oo, bu jam bitmiş bile. Hocam Noet yok mu Noet? Otomatik Noet falan yok mu bize? Bu maç rezil bir maçtı ya. Valla. Spirit'i var ya, o kadar uzun süredir oynamıyorum ki, kötü oynadım. Bizim Nurse de aşırı iyi değildi. Az önce nasıl ikimiz birbirimizi taşıdıysak bunda da ikimiz de sıçtık yani. Kaç git benim canımı sıkma. Bir iki tane hit atalım da bari işte puan alalım. Oğlum bak, düştüğün an sırtıma alırsam ölüyorsun. Okey, yani çok kötü bir maçtı. Deathslinger'dan sonra hiç olmadı. Full escape verdik galiba. Dayı gel seni öldüreyim bari. Şunu alalım lan bari.
Bari bir kill alalım ya. Okey, bir kill alabildik çok şükür. Evet, olmadı bu maç. Ölü itibarı 2v8'de bile Canraş haritası. Yine benzer oynamışız aslında diğer katille. Biraz daha birlikte oynayabilirdik sanki. Hani çok ayrık ayrık ikimizden birer birer chase attık. Maraz'la az önce 3-4 kişiyi aynı anda falan düşürmüştük. O biraz sıkıntı oldu ama bilmiyorum yani. Güzel mod her türlü. 15 escape alsın istiyorlarsa sarıyor yani bana. Evet gençler, şimdi geçtim Maraz'a. Yıllardır oynamadığım ve benden çok istenen bir katil. Hemen özel gücünü anlatayım. Özelliğimizin hızını 1.3 metre bölü saniye arttırıyor. Çarpma süresini 0.75 saniye arttırıyor. Yani çarptıktan sonra tekrar akın kullanmak için bize daha fazla süre veriyor. Hemen özelliğimiz bitmiyor. Aynı zamanda dönüş hızı hassasiyetimizi 0.2 oranında arttırıyor. Biraz daha rahat dönebiliyoruz. Maraz ve Huntress aynı maçta abi. Şu yani isim olarak düşününce gerçekten inanılmaz ya. Oy bayağı hızlı ha. Takata tukata. Ne yaptın? Huntress al onu. Tamam iyisin, iyisin. Şunu ben bir tekmeleyim, yakındakileri görelim. Var mı birileri? Var, iki kişi. Selamlar hocam. Orada ASR yazarı da gördük. Huntress sen onu al. Oğlum palet niye saklıyorsun 2v8 modunda? Devirsene. İşte Purpo, bunları yapabilsen zaten bu takımda işin ne kardeşim? Vallahi o Maraz dönüşlerini benden çok beklemeyin arkadaşlar. Yine de iyi başladık maça. Ne yapıyorsun lan salak? Huntress'cim buyur. Ekmeğini getirdim sana kardeşim. Çok iyi hit. Paletleri %25 hızlı kırma şeyim var. Ya oğlum çok zor ya. Oğlum bununla lan nasıl oynuyorsunuz şu Maraz'ı ya? Ne yapmam lazım? Bak bu videodayken öğreneyim ki nasıl oynayacağımı. Şey olsun hani Maraz'a özel video çektiğim zaman daha iyi oynayayım yani. Hani ne yapabilirim? Q'ya olayı falan mı girsin devreye? Okey. Bu jenler hala yapılmıyor. Tamam. Bu tarafına hakimiyetini sağladık. Oradaki kişiyi gördük. Öbürünü de gördük. Onu görmediğimi sanıyor. Merhabalar. Anla ki hocam. Bu paleti almıştık zaten. Bizim için iyi haber. Açıkta yakalayacağız. Ne yapıyor bu? Dwight'cığım, hasar aldığın zaman öne doğru kaçtığınız vakit biraz olsun oyalayabiliyorsun katili. Oo, yalnız adamlarda siz büyük ihtimalle nickini görmüyorsunuz. XXX İbrahim var. XXX İbrahim var adamlarda. Çok tehlikeli. Şöyle görelim yine yerlerini. Ay, biraz daha bekleyip vursam vuruyordum bu arada. Pencere var mı orada? Dur, pencere yetişemeden bunu alırız. Bir hitini alırım en azından. Güzel. Atlamadığı için sattı. Oy oy oy. Leon'um öyle bir sattın ki Leon'um. Zınk! XXX İbrahim. Oğlum bak 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 nasıl bitiyor jenler görüyor musunuz? 8 jendeyken 4-5 hook aldıydık. Sonra bir anda 3 jen bitti. Okey, güzel. En azından palet almış olalım. Okey, çoğu diğer tarafta bir yardıma gitmemiz lazım artık Huntress'e. Dedem selamlar. O dönüşü yapsam zaten Lilithom'un olurdum kardeşim. Senin son asılışın mıydı? Seni bir aradan çıkartsak şahane olur. Güzelsin Purpo. Huntress'cim ben bunu yolluyorum. Huntress'cim biraz can kontrolü yapalım. Ben de yapmaya çalışıyorum. Benim yapmam lazım genel olarak. Daha hızlı bir karakter olduğum için ama sen de yap. Sable'cim mırrıbı. Güzel, açıkta yakalar mıyız? Ya Sable ya Sable ya. Saçma sapan bir hareket yaptı, işine yaradı ya. Aa, bak 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 geri palet yapıyordu gördünüz mü? Kurban tarafında da öyle sınıflar var, palet falan inşa ediyor. Onu da yarın göstereceğim kurban tarafını oynarken. Yarın da kurban tarafının yeniliklerini, şeylerini göreceğiz arkadaşlar. He de doli ya, he de doli ya. Ne olur vur şuna ya, ne olur ya. Aha paleti görmedi enayi. Dönmeleri bir çözsem aslında hani özelliğini hızlı hızlı kullanmayı falan hallediyorum da Maraz'ın en net olayı dönmek zaten hani. Dönmeyi halledemedikten sonra ne anladım ben? Hızından mızından değil mi? Huntress'cim iyisin, Huntress'cim iyisin. Sen al onu, sen onu al. Merhabalar Dwight Boy. Ooo panik, panik şeyi geldi, panik paleti.
Panik paleti geldi Dwight'i boydan. Kaç kill almışız? 2 almışız. Bunu yollayayım. Bunun kaç oluyor? Öldü, tamam. Bir can kaldı. Tam diyecektim ki orada birini mi gördüm? Aynen de öyle olmuş. Yamuk yumuk sürerken dedeyi açıkta yakaladık. Dedem palet malet bir şey var mı? Orada var. Hop. Dedem hiç nickine uygun oynamıyorsun, onu söyleyeyim. Hayır. Evet, bu modun flash save'ini de yemiş olduk arkadaşlar böylece. Gayet güzel bir şekilde. Bir tane daha yemeyeyim. Çıkma bir yerden. Bak bak, götümden tutuyor. Gel lan sen buraya. Sen şimdi madem bana onu tutuyorsun. İzini mi kaybettireceksin ha? Ne yapacaksın şimdi, seni kim kurtaracak? Aha, oldu canım. Alo? La bu sırtımda kaldı. Oğlum nasıl göndereceğim bunu? Git lan. Git git, kafesine kancana neyine gidiyorsa. Heh, yere atıp bir daha mı almak gerekiyormuş? Ne saçma bir şeymiş oğlum o. Adam sırtıma yapıştı anasını satayım. Dolapta biri mi var? Ha yok, buradan gitmişti, bakayım. Merhaba. Devir onu. Ay. Bak bana öyle yamuk yumuk hareketler yapma. Ne oldu? Ne oldu? Paleti... Efendim Purpo? Sattık. Felaket sattık. Sihirli annem Betüş, ne yapıyorsun ya? Sihirli annem Betüş. Ah be dedem enti. Palet kırma fake'ini dedeye oturtturduk. Güzel, bence hani tam o dönüşleri yapamıyorum ama genel olarak kötü oynamadım. Fena değildi. Tatlı bir maraz maçıydı. Huntress, Huntress, Huntress. Tamam ben bunu alırım. Sen diğerlerinden birisine gitmeye çalış. Okey, güzel. Lan adamın önünde de hiç varmış. Tüh, nasıl üzüldüm valla. Zınk! Ah lan, diğer tarafa dönmüş. Nereye gitti? Burada, okey. Tamam ben alacağım onu. Kovala bana. Ne yaptın? 8'de 8. Lan! Aa, bu modda da mı moru çekme varmış? Aa! Ova, Huntress'e çarpı... Ha? Ne diyorsun? Helal lan sana Huntress. Vallahi Nerd Spirit'te yapamadığımızı Maraz'la Huntress'te yaptık ya. Güzel, takım arkadaşlarımız da iyi geliyor. Biz kötü oynarsak onlar da kötü oynuyor. Biz iyi oynarsak onlar da iyi oynuyor. Süper bir maçtı. Gençler şimdi son maçta da Raid'e geçtim. Maçları çok uzun bulduğu için aslında 3 maç atacaktım ama buradaki tüm sınıfları da göstermiş olayım dedim. Gerçi bu özellikler pasif çalışıyor ama olsun yani, 4 sınıfı da sonuçta oynamış olayım. Yeni gelen 3 katili oynadım artı önceki kısımlardan oynamayı en sevdiklerimden birisi olan Raid'i oynayacağım. Şimdi şöyle olmuş oluyor. Şu 3'ünü oynadım artı Raid'i oynamış oluyorum. Trapper zaten bence hani iyi bir katil değil. Bu modda da keyifli bir katil değil. O yüzden Trapper oynamayı düşünmüyorum bu modda. Şu kalan 3 katili sonraki videolarda oynayacağım. Şimdi şöyle, yarın kurban tarafına atacağım. Kurban tarafına da bir bakalım bu moddayken. Cuma günü ya da cumartesi günü de İbo ile bu killer tarafını duo şeklinde çekeceğiz arkadaşlar. İbo ile duo çektiğimizde de muhtemelen şu yeni gelenleri oynarım. İbo ile bölüştürürüz. Bir oynar bir ben gibisinden. Şu geriye kalan 4 katili zaten bir önceki 2v8 modunda bolca oynamıştım. Bunları da sonraki videolara saklarız. Bu mod 2 hafta boyunca sürecek. O yüzden bu moddan bol bol video atmaya çalışacağım. Önümüzdeki birkaç günkü 2v8'lerde yani sadece şu yeni gelenleri oynamaya çalışacağım. Bunlara bir adapte olmaya çalışalım bu modda. Çünkü keyifli katiller de aynı zamanda. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. Raid'in özelliği de şu şekilde. Görünmez olma ve görünmezlikten çıkma hızımızı %22 azaltıyor. Bunu yanlış mı yazmışlar bilmiyorum. Hızımızı %22 azaltıyorsa bizim dezavantajımıza bu. Süresini mi azaltır demek istediler acaba? Tam bilmiyorum ama oynarken göreceğiz. Görünmezlik sırasındaki hareket hızımızı %9 arttırıyor. Aynı zamanda görünmezken kırılabilir duvar ve paletleri yok ederken, jeneratörlere zarar verirken ve pencerelerden atlarken hareket hızımız %60 artıyor. Ya bu mod bir kere katil tarafının stresini azaltıyor. Yani bir yardımcınız var sonuçta. Her şeyden siz sorumlu değilsiniz. Siz hata yaptığınız zaman o toparlayabilir. O hata yaptığı zaman siz toparlayabilirsiniz. Sıçıp batırdığınız zaman suç atacağınız bir ortağınız var. Huntress bu arada yanımdaki arkadaşımız. Bakayım bir şu pelerin olayını. Şimdi birisinin yanına gidince çözeceğiz arkadaşlar. Çıkma hızını hız olarak cidden düşürdülerse kötü. Şu pelerinde gezme olayı çok iyi bu arada. Hızlı hızlı bak, uçuyorum şu an. Ne yaptın? Yok tamam. Hızlı çıkıyor, tamam. Oraya sanırım yanlış yazmışlar. Hızını azaltır dediği yanlış değil mi ya? Süresini azaltır demesi gerekmiyor muydu? İyisin Huntress. Oo, hocam bitmiş bile. Hocam. Hocam. Hunter yardım et. Hunter yardım et. Çok iyisin lan sen. Ben yolladım bunu. Seni gördüm de ne ara oraya gittin. Dur şu jeni bozayım. Dur bakayım. Çakal Purpo. Çakal Purpo.
Zortingen Strauske. Çok güzel. Allah'ım kötü oynayan bir ace. Şöyle bozalım. Uy, tekme hızına falan filan bak le. Yahu bir çığ yahu. Huntress'cim, jen kontrolü görevi bende. Kölelikler bende hocam. Ne yaptın? Dede duracağım mı artık? Hızı hani arada bir yavaşlamayı falan düşünüyor mu? Dur ben şu jeni bir bozayım. Devir o paleti. Ya ace. Salak salak iş yapma ya. Bir de fener çıkartmış ya. Ya bu ace'ler her yerde mi şanslı olur? Gitmiş fener çıkartmış ya sandıktan. Bak şöyle bir durumda direkt şu pencereye koşması lazım. O spotu hemen salması lazım. Okey, iki kişi göründü, hemen onlara gidiyoruz Huntress'le birlikte. Görüyorum ablacım. Oğlum bu... Ya her katil mi zevkli olur? Müthiş bir mod ya. Şunu hızlıca kıralım. Blokluyorum ben burayı. Bloklayamadım. İyisin. Tamam ben gönderiyorum. Oğlum bunlar ne ara heal'landı lan? 7-8 kişi yaralıydı az önce. Benim abartma seviyesi. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Bak normalde şu palete yetişirdi. Ama o kadar hızlı çıkıyor ki raid. Dümdüz M1 killer bile keyifli Allah'ım ya. Muhteşem bir mod, muhteşem. Çok iyisin. Yolluyorum. Huntress var ya benim önüme ekmek seriyor anasını satayım. Maçları hızlı bulsa var ya, yemin ediyorum 7-8 maç oynardım arkadaşlar. İnanılmaz keyifli. Maçları biraz uzun buluyor killer tarafında. Çünkü herkes killer oynamaya çalıştığı için kurban tarafında biraz oyuncu az. Maçları biraz daha hızlı bulsa 6-7 maç atmaya çalışırdım. Çok keyifli çünkü. Tamam dede fake'i tökezlettirdik. Hızını kullandırdık. Oo, atlayınca ses vermeme var. Okey, Huntress önünü kapattı. Güzel oldu. Tamam ben aldım bunu Huntress'cim. Bayağı bunun bakıcısı oldum ya. Adam düşürüyor, ben gidiyorum. Ne yaptın? Ben gidiyorum asıyorum. Yediğim mind game'e bak. Koca spotta. Yediğim mind game'e bak. Biraz diğer taraftaki jenlere gidelim hemen. Ya. Merhaba ablacım. Ölmüş olabilirsin, şu an haberin olsun. Oğlum nasıl bir jen kaldı lan? Nasıl lan? Hayvan gibi ağırlık kurduk. Nasıl ya? Gridden. Flash tutuyor bana bir de oradan. Şunun ağzına vursana bir tane ya. Aldın hasarı. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Boş bir olay. Klasik ace, yemin ediyorum her yerde. Her yerde ace ace'tir ya. Hah öyle götten girer. Ne yaptın? Canım artık koşacaksan koşsan mı? Çok iyi Huntress. Bu arada palet save de yiyebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bir dakika Huntress onu kovalarken ben şu jeni geriletmeye başlatayım ki. Şu çakalları da görmüş olalım. Güzel. Huntress'cim devam et. İyiyiz. Bak toparlıyoruz. Bu maçı da çeviriyoruz. Huntress o tarafta olduğu için ben hemen şuradaki jenlere gidiyorum. Oğlum pelerinden çıkınca hemen niye vuramıyorum ya? Merhabalar Jilinho. Hunter'cım ben bunları yaraladım. Sana gönderdim. Sen indirirsin onu. Tamam sıkıntı yok. Ben aldım. İyisin iyisin. Yolladım hemen. Adamın bayağı şeyiyim ya ben. Hani o işi hallediyor. Kölelik kısmını ben yapıyorum böyle. Yine bitirdiler son jeni bir şekilde. Okey kaç kiraldık? 3. Ne yaptın? Hemen tekrar görünmez mod. Görüyorum alo. Ablacım iyi niyet be. Hep iyi niyetten kaybetmiyor musunuz zaten? Bu da mı öldü? Çok güzel. Babidi bibidi boo. Çok iyisin lan sen. Süpersin. Bunu açtılar ya. Biraz daha erken gelsem. Ya Mikaela yine hiçbir işe yaramadan salak gibi dümdüz kaçtın değil mi? 6 kill 2 escape. Valla bizim adam çok iyi oynadı Huntress'i. Oğlum inanılmaz sarıyor. Vallahi videoyu kapatasım gelmiyor ya. Ama kapatıp bir yerde de editlemem lazım yetiştirebilmem için bugüne. Çok keyifli arkadaşlar. Bir 2-3 gün şu moddan gidebiliriz onu söyleyeyim. Bol bol bu modu atmaya çalışırım. Çok eğlenceli çünkü. Siz de sürekli chase izlemiş olursunuz. Özellikle katil tarafını bol bol atmaya çalışacağım. Server kısmını yarın tanıtma amaçlı gösteririm. Sonra ağırlıklı olarak katil tarafını çekmeye çalışırım. Zaten süreli bir mod olduğu için olabildiğince bol bol kanalda videosu bulunsun ki ilerleyen zamanlarda da hani bu mod bittiği zaman da geri dönüp izleyebilirsiniz bu kısımları. Çünkü eğlenceli oluyor gerçekten. Olabildiğince fazla maç atmaya çalışacağım. Ben inanılmaz keyif aldım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.